Şimdi kameralarımızı Beşiktaş'a çevireceğiz değerli izleyenler. Muhabir arkadaşımız Furkan Yıldız bizleri bekliyor. Karşılaşma öncesi son detayları paylaşmak üzere. Elbette herkesin merak ettiği konu Beşiktaş nasıl bir 11 ile sahada olacak bu akşam? Furkan kolay gelsin. Hemen sözü sana bırakalım. Ezgi çok teşekkürler. Güzel, güneşli bir Dolmabahçe gününden bizler de mutlu günler, yayınlar dileyelim. Öncelikle havayla başladım. Şu anda gerçekten hava sıcaklığı yaklaşık 20 derece civarında, güzel bir havanın olduğunu öncelikle belirtelim. Fakat bu akşam maça gelecek olan futbol severlere, Beşiktaşlı taraftarlara biraz sıkı giyinmeleri yönünde de ufak bir tavsiyede bulunalım. Zira maç saatinde saat 22 sularında hava sıcaklığının çok daha düşük seviyelere gelmesini, gerilemesini bekliyoruz. Dolmabahçe'de bu akşam serin bir havada Beşiktaş-Frankfurt maçının oynanmasını beklediğimizi ifade edelim ve geçelim iki takımdan notları aktarmaya. Beşiktaş'ta başlayalım. Siyah beyazlar için tabii ki oldukça önemli bir Avrupa akşamı, Avrupa mücadelesi. Geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı Amsterdam deplasmanında Ajax karşısında Beşiktaş aslında hiç de hesapta olmayan çok farklı bir mağlubiyet yaşamıştı. Mağlubiyetten, skordan ziyade mağlubiyetin şekli belki de Beşiktaşlı taraftarlarda, Beşiktaş camiasında da çok ciddi hayal kırıklıkları yaşatmıştı. Ama sonrasında pazartesi akşamı hemen lige döndü siyah beyazlar ve Kayseri Spor deplasmanından zorlu Kayseri deplasmanından 3-0 gibi net bir skorla galibiyetle dönmeyi başararak aslında bir anlamda Ajax karşısından mağlubiyetin etkilerini, o kara bulutları da dağıtmayı başardı. Bu akşamsa özellikle maçın iç sahada olması, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında iç sahadaki maçların belki de çok daha önemli olmasından da kaynaklı. Frankfurt karşısında Beşiktaş için çok ama çok kritik bir 90 dakika olacak. Avrupa Ligi'nin belki de bu sezonki en önemli favorilerinden birisi Alman rakibi. Buraya çok formda geldi Frankfurt. Şu anda Almanya Bundesliga'da geride kalan 5 hafta sonunda 12 puanla Bayern Münih'in hemen arkasında ikinci basamakta olduğunu da aktaralım. Konuk ekip Frankfurt'un kadrosunda hem potansiyeli çok yüksek genç futbolcular hem de yine bir o kadar da tecrübeli futbolcuları barındıran aslında çok tehlikeli bir takım. Belki Ajax maçından çok daha zor geçmeye aday bir mücadele. Beşiktaş'ın kadrosu senin de ifade ettiğin gibi bu akşama dair en çok merak edilen konulardan birisi. Dün teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst da aslında bazı ipuçları vermişti bu akşama dair. Özellikle Jason Fernandes konusu merak ediliyor. Kayseri deplasmanında bir sakatlık yaşamıştı ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı ama durumu iyi Portekizli futbolcunun. Dün de antrenmanda yer almıştı. Bugün maç kadrosunda olacak. Buna ek olarak Semih konusu var yine. En çok merak edilen konulardan birisi. Ağustos ayındaki Lugano karşılaşmasından bu yana, iç sahadaki Lugano maçından bu yana Semih ilk 11'i unutmuş durumda. Bu akşamki maçla beraber aslında biz de muhtemel 11'imizde Semih'e yer vermiştik. Genç futbolcunun da 11'e dönmesini bekliyoruz. Hemen Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini paylaşayım ben. Kalede bu akşam Mert Günok olacak. Siyah beyazlarda kaptanlık pazubandı yine Mert'te olacak. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Svensson, sol tarafında cezası sebebiyle Kayseri deplasmanında forma giyemeyen Masuaku'nun 11'e dönmesini bekliyoruz. Savunmanın merkezinde ise bugün Paulista ile beraber Yudoka ikilisini göreceğiz. Önlerinde orta alanda El Musrati'nin bir sakatlığı var. Şerendur yine bu akşam Jason Fernandez'in partneri olacak. Hücumda ise sağ önde Milot Rashica ki Kayseri Spor deplasmanında sağ bekte oynamıştı. Bugün Svensson tekrar kadroya dönecek. Rashica da mevkisinde tekrar sağ önde maça başlamasını bekliyoruz. Solda Semih Kılıçsoy, merkezde Rafa Silva, en uçta ise bu akşam Ciro Immobile 11 ile Beşiktaş'ın Frankfurt karşısında sahne almasını bekliyoruz. Aslında taraftardan da biraz belki bahsetmek gerekebilir. Henüz erken bir saat, yaklaşık 7,5 saat gibi bir süre var maçın başlamasına. Hafta içi olmasından da kaynaklı. Şu an için stadyum çevresinde çok fazla maç heyecanını hissetmek mümkün değil belki ama bilet konusunda kombine biletlerle beraber yaklaşık 37 bin civarında bilet satışının da gerçekleştiğini ifade edelim. Maç saatine kadar da kalan biletlerin de satılmasını kulüp tarafı beklediğini ifade etti. Dolu tribünler önünde güzel bir atmosferde bu akşam Beşiktaş-Frankfurt karşılaşmasının oynanmasını bekliyoruz. Gün boyu buradan Dolmabahçe'den tüm yansıyanları ekip arkadaşım Ege Oral ile beraber bu ekranlarda A-Spor'da aktarmaya devam edeceğimizi ifade edip bir sözü şimdilik tekrardan size bırakalım Ezgi Toper. Furkan Yıldız'a paylaştığı bilgiler için çok teşekkür edelim.